अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। किजरेल माय रेड एप्पल, और ये बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री का, और एक पूरा एक इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है इस नाम के पीछे। लेकिन अभी जो इसको जिस फाइटर जेट को ये नाम दिया गया है वो अनमैन फाइटर जेट है, और वो हमारा फेवरेट है, पूरी दुनिया को मालूम है। अब हमेशा वहाँ पास वीडियोज़ आ रही थी, बहुत छोटी शॉर्ट वीडियोज़ होती थी, इसकी टेस्ट फ्लाइट दूर से दिखाई जाती थी, सब कुछ होता। लेकिन अभी हमारे पास वीडियो की रिक्वेस्ट आई है और उसमें ये कहा गया कि बहुत डिटेल्ड वीडियो है और बहुत क्लोजली इसको दिखाया गया है, तो फौरन चलाते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या दिखाया जा रहा है। मजा आएगा। ntv.com.tr Yes. Wow. Wow. Şu anda Türk havacılığının, hatta dünya havacılığının geleceğine bakıyorsunuz. İşte Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma. Çorlu'dayız. Kızıl Elma'nın uçuş testine katılacağız. Şimdi Kızıl Elma'nın diğer insansız hava araçlarından farkı ne? Her şeyden önce çok daha hızlı olacak. Ses hızını da geçecek. İkinci özelliği ise görünmez olacak. Yani radarlara yakalanmayacak. Aa. Belki de en önemli özelliğinden biri şu: diğer insansız hava araçları havadan yere görevler yapıyordu. Kızıl Elma havadan havaya da muharebe yapabilecek ve savaş uçaklarıyla çarpışabilecek. Kızıl Elma ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı. Henüz yeni bir teknoloji. Dünyadaki sayılı örneklerden biri. Sesten hızlı uçması, savaş uçaklarıyla mücadele edebilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 20-30 yıl içinde vurucu hava filolarının önemli bir kısmı İHA'lardan oluşacak. Bu nedenle Kızıl Elma geleceği temsil ediyor. Çorlu hava üstündeyiz ve birazdan, birkaç dakika içinde Kızıl Elma havada olacak ve bize uçağı Selçuk Bayraktar tanıtacak. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Birazdan havada. Hayırlı olsun. Bugün üçüncü test. Üçüncü uçuş testimizi gerçekleştireceğiz. Ne farkı bütün, var? Bütün kontrolleri yapıldı. Bu test, her bir teste bir adım daha öteye taşıyoruz. Denediğimiz hususları. Bu testte daha yüksek irtifada, orta irtifada sistem tanımlama testleri yürüteceğiz. Karar bot. Kızıl Elma bizim Baykar'da insansız hava araçlarına ilk başladığımız günden itibaren açıkçası hedefimizdi. Adeta Kızıl Elma'mızdı. Muharip havacılığı bu yönde ilerliyor. Hatta Kızıl Elma dünyada yine türünün ilk örneklerinden. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı muharebe alanında SİHA'larımızla birlikte gördük. Aynı zamanda yine Azerbaycan'da ve SİHA'larımızın kullanıldığı diğer muharebelerde de gördük. SİHA'lar paradigma dönüşümünü getirdi. Hatta dünyanın da çok beklemediği bir şekilde. Ve hatta dünyada da bu paradigma dönüşümünü muharebe sahasına tanıtan ilk ordu Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş oldu. Kızıl Elma da yine hava muharebesinde böyle bir dönüşümün başlangıcı olacak. Yes. It's the first step for starting that transformation. Silahlar kanatlarının altında da taşınabiliyor. Ama gövdenin içindeki mühimmat yuvasında da taşınabiliyor. Bu ne fark edecek? Radar görünürlüğünü azaltıyor. Mühimmatlar radar kesit alanını çok arttırıyor. Çok ciddi yansımalar yapabiliyorlar. Kızıl Elma'da. Kızıl Elma'nın da tasarımı düşük radar görünürlüğü sağlayacak şekilde gerçekleşti. Maşallah. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Ha, inki padre ke saath hai.
kuşa değil de balığa benzer diye bizim yaptığımız uçaklar biraz da balığa benziyor. Kızıl Elma da köpek balığını andırıyor diyebiliriz. Babanızın imzasını da uçağın burnuna atmış. Dikaşak. Evet. Bizim de dikaşak. Bizlerle birlikte. Yes. Wow. What a beauty. Sesi duyuyorsunuz. Jet motorunun sesi bu. Normalde insansız hava araçları sessizdir ama Kızıl Elma öyle değil. Ukrayna'dan gelen motorlar var burada. Ve ileriki aşamalarda Kızıl Elma bu motorlar sayesinde ses hızını da aşacak. Bir çiğ var diyeceğim ki. Kızıl Elma 14 metre uzunluğunda 1500 kiloya kadar silah taşıyabiliyor. 5 saat havada kalabiliyor. Şu anda yer kontrol istasyonundayız. Uçağın tüm hareketleri işte buradan kontrol ediliyor pilotlar tarafından. Üçüncü test şu ana kadar çok başarıyla geçti. Uçak yaklaşık olarak 6000 metreye kadar tırmandı. 6000 meter. Or 3000 jo hai wo carry kar sakta hai. İlk uçuştan itibaren Kızıl Elma tümüyle otomatik bir şekilde pist başına gitti. Yine bir tuşa bastığımızda kalktı ve yine dön in dediğimizde otomatik bir şekilde iniyor. Hem düşman uçağını sensörler vasıtasıyla otomatik bir şekilde algılamayı, bunun yanında eğer bu it dalaşı olacaksa, agresif manevralar yapması gerekiyorsa onları da otomatik bir şekilde üretebilecek yüksek otonomi seviyesine sahip gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılmasını gerektiriyor. Wow. Very good point. Very good. Kızıl Elma havacılıkta birçok şeyi değiştirecek mi sizce? 87. Kızıl Elma havacılık muharebesinin geleceğini ifade ediyor. Havacılığın yeni paradigma dönüşümünü, yeni yol haritasını bir anlamda ifade ediyor. Havacılık muharebesinde devrim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında çok akıllı bir robota bakıyoruz biz, değil mi bir anlamda? Evet, içinde 100'den fazla bilgisayar var. Aslında bunu gövdesi anlamında değerlendirdiğinizde çok yüksek performansa sahip bir savaş uçağı değil Kızıl Elma. Yine Akıncı da öyle. Yine Bayraktar TB2 de öyle. Asıl bunları önemli ve değerli kılan içindeki yüz binlerce satır, hatta milyonlarca satır yazılım ve onlarca gelişmiş bizlerin tasarlayıp ürettiği donanımlar, bilgisayarlar. Kızıl Elma'da 100'den fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2'de bu sayı 40'tı. Biz tasarlıyoruz ve geliştiriyoruz. Şu anda sırada önümüzde yakın bir zamanda uçuş için gün saydığımız Bayraktar TB3 var. Kısa gemileri dünyada ilk defa inip kalkan bir sabit kanatlı siyah platform olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu yapacağız. Selçuk Bayraktar'ın bir sonraki hedefi uzay. Fergani adı verilen proje deyim yerindeyse uzay minibüsü gibi çalışacak. Space. Uzaya fırlatma sistemleri var. Hatta yakın bir geçmişte bunlar çok daha maliyet etkin hale geldiler ve uzay bir anlamda yaklaşmış oldu. Bir anlamda uzay otobüsü olarak düşünecek olursak, o fırlatma araçları, roketleri sizi bulunduğunuz şehirden otogara kadar götürüyor ama otogardan adresinize götürecek minibüsler yok. Yani uzay minibüsü diyebileceğimiz, uzay çekicisi diyebileceğimiz Space Tug denilen yörünge transfer araçları, uzaya çıktıktan sonra yörüngeye taşıyan araçları geliştiriyoruz şu anda. Wow. Amazing. Amazing thinking. Amazing working development. Wow. Wonderful.
epey heyecanlıydı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimize devam ettik. Bundan sonra da testlerimiz devam edecek. İnşallah Kızılelma önümüzdeki yıl 2024'ün başında üretime başlamış olacak. Tekerlerini piste koyduğunda böyle bir rahatlama oldu sizde. Henüz koşmaya başlamış bir çocuk gibi bizlerin gözünde. Üçüncü testi daha. Bundan sonra nice testleri olacak. Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali. Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 6. yılındaki festival, milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisini arttırmayı hedefliyor. Teknofest bu yıl başka bir rekora imza attı. 1 milyondan fazla öğrenci genç kardeşimiz 40'tan fazla teknoloji yarışmasına başvurdu. 27 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Teknofest'te tüm milletimizle buluşmak dileğiyle. Wow. Yani ki her tarafa se apne young logon ko bhi support karte hain Teknofest ke through. Kızıl Elma 3. testini de başarıyla tamamladı. Tabii bu testlerin bittiği anlamına gelmiyor. Çalışmalar artarak devam edecek. Eğer her şey yolunda olursa gelecek sene seri üretime başlanacak. Yes. İnşallah. Yes. Wow. Wow. It's beautiful. Amazing, amazing, amazing. A masterpiece, Kızıl Elma. Yes. और मैं बहुत दफा जब किजल माई की वीडियोस देख रहा होता हूँ तो मुझसे नीचे जो है ना ट्रांसलेशन मिस हो जाती है, तो मैं ऊपर जहाज को देख रहा होता हूँ बार बार. मेरा सारा फोकस जो है फाइटर जेट पे होता है और पीछे बहुत सारी चीजें मिस करना शुरू हो जाता हूँ. लेकिन ये है कि इसमें मेन चीज जो मुझे जो हमेशा मैंने इस चीज पर नोटिस की है कि जो उनका क्या नाम है, बैरेक्टर, सेल्जुक बैरेक्टर, इन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने ये ट्रैक पे व्हील्स रख दिए हैं, अब ये ट्रैक पे हम चल पड़े हैं. यानी कि सबसे मेन चीज जो रिलीफ था उनका कि हमने एक जो है एक चीज ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो कि इस तरह का, अब इससे आगे की सोचना है कि उससे ऊपर जाना है स्पेस में, इसकी हाइट को भी ऊपर करना है, इसको और इकोनॉमिकल करना है, इसको और बहुत सारी चीजें करनी है. लेकिन एक राइट ट्रैक पे वो लोग आ चुके हैं, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक ट्रैक पे ही आना सबसे मुश्किल चीज होती है. तो वो एक अचीव हो गया. साथ में यंगस्टर्स को हमेशा रखते हैं, क्योंकि जो है कहा था कि फ्यूचर जो है वो जनरेशन में, यंगर जनरेशन, बिल्कुल. तो और ये चीज अतातुर्क ने कही थी, और अब जो तुर्की को पता है कि फ्यूचर जो है ना नस्काए, वो जहाजों में है, क्योंकि वो सबसे मेन चीज होती है एक आर्मी के पास. तो ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं. जिस तरह फ्यूचर फेस्ट में उन्होंने 40 बच्चों को जो है उसमें नॉमिनेट किया, जो कि सॉरी फ्यूचर फेस्ट कह रहा हूँ, टेक्नो फेस्ट के अंदर, और वहां पर वो जो है उन्होंने नॉमिनेट किया है, और वो भी आके यहाँ पर सीखेंगे भी, और उन्हें सब कुछ यहाँ पर करना है. तो हर चीज को साथ लेके चल रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड. क्यों फिर बहुत ज्यादा, एक तो ये जिस पे ये काम करे सेल्जुक ने कहा ये मेरे फादर का ख्वाब था जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और वो नहीं इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह जो है वो हमारे साथ है. तो वो खुश होते होंगे कि हाँ हमने उसमें कामयाबी हासिल की है. सेकंड, ये जो इन्होंने बनाया है इसमें इतना कुछ है कि सबकी सोच से परे है ये चीज, और उसमें वो लोग ये सब कामयाब हुए हैं, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत थी, और आगे जो है उनके प्लान्स बहुत ज्यादा हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. बिल्कुल ऐसी है, ये छोटी चीज नहीं है. अनमैन एक जेट बनाना और उसके अंदर सारी वो करना, और खास तौर पे ऐसी इंटेलिजेंस रखना उसमें जो कि पायलट्स जो है कंट्रोल कर रहे होते थे खुद, और वो खुद इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो चीज कंट्रोल करेगा, अपने डिसीजन खुद भी ले सकेगा. अगर आप पीछे कंट्रोलर से नहीं कर रहे हैं, तो वो ऊपर खुद भी मिसाइलों से बच सकता है अगर उसको कुछ होता है. तो वो एक चीज जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं जो कि हमें तो देखने में छोटी लगती है. अमेजिंग, वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत मेहनत है, बहुत बिल्कुल. वाकई में बहुत मेहनत है, और मेहनत में कामयाबी भी है माशाल्लाह, और हमें बहुत खुशी है. हमेशा जब भी हम किजल माई को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. और एक और बात, जैसे मैं हमेशा उसको कहती हूँ किंची को कि उसको शार्क, हाँ कहते ये हमारी शार्क है. किंची जो है डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, और ये शार्क, ये शार्क हो गया. अलग उसको शार्क कहती है, उसके उसका भी ऐसी जिस तरह. और जो बैनेट है हेलीकॉप्टर है वो मॉस्किटो है, मॉस्किटो है. और TB2 क्या है, TB2 बैरेक्टर, TB2 वो उसको आप कहते, उसको हैमर शार्क कहते हैं, जिसके आगे से दो निकले थे ना, हैमर शार्क, उसके पीछे विंग्स बने. हाँ, यानी कि उन्होंने कहा ना कि मेरे फादर ने कहा था कि फिश को देखो
और उसके बाद उसको देखो वो किस तरह करती है, तो उसके हिसाब से हमें देखें ये एक शार्क है, तो बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा, मुझे नहीं पता था इस बात का, इस वीडियो में पता लगा, बिल्कुल तो अमेजिंग, बहुत ही अच्छी वीडियो, हाँ बहुत ही अच्छा लगा हाँ देख के। और बहुत खूबसूरत फाइटर जेट है, बहुत खूबसूरत कलर है जो कि कैमोफ्लेज हाँ हो जाएगा, बहुत ऊपर जाके नजर भी नहीं यस। आएगा, और उसके ऊपर प्रिंटिंग जो हुई भी है, और जो उसके बहुत ऊपर बहुत 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 एलिगेंट। एलिगेंस जिसे कह सकते हैं ना वो है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो, थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।